İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimin bugün baktığınızda İstanbul'da deprem korkusuyla, trafik çilesiyle maalesef uğraştığını, artık bu sorunların giderek çok daha büyüdüğünü ve milletimiz nezdinde de korkulu bir rüyaya döndüğünü görüyoruz. Bugün işte buraya iftara gelmek bir eziyet. İşe gitmek, işten eve gelmek maalesef artık filmleri aratmayacak sahnelerle karşı karşıya kaldığımız bir durumu İstanbul'da artık her gün yaşıyoruz. Ve bu manada istiyoruz ki İstanbul'da uğraştıran değil, ulaştıran bir trafik olsun. Ve burada vatandaşlarımıza yapacağımız yatırımlarla birlikte gerek metro hatlarıyla, gerek kavşak, gerek yol düzenlemeleriyle, gerekse iki yakaya yapacağımız tünellerimizle birlikte biz 5 yıl sonra bu şehre tünel yapmış, 5 yıl sonra bu şehre metro yapmış, 5 yıl sonra bu şehrin trafik sorununu çözmek için yeni metro ihaleleri yapmış bir başkan olarak anılmak istiyoruz. Şu geriye dönüp baktığınızda koca 5 yılda metro ihalesi yapılmamış. Bırakın metro ihalesi yapılmayı, yapılan ihaleler iptal edilmiş. O da yetmemiş, gitmiş hafriyat dökmüşler. O da yetmemiş değerli arkadaşlar. Bizim orada vatandaşımızın, esnafımızın ulaşabilmesi adına yaptığımız tünellere beton dökülmüş. İşte gelinen süreçte biz ulaşım noktasında koca 5 yılı böyle özetleyebiliriz. Biz böyle anılmak istemiyoruz. Biz milletiyle el ele vermiş, İstanbul'daki trafik çilesini çözecek adımları milletiyle birlikte yapan bir kişi olarak hatırlanmak istiyoruz. Ve bununla birlikte yine deprem korkusu, olası bir depremle ilgili İstanbul'da bu tedbirleri almak zorundayız. Değerli arkadaşlar, bu bir tercih değil. Bu bir zaruriyet. Bu bir milli güvenlik meselesi. Beka meselesi. İstanbul'un bu ülkede lokomotif şehir olup olmayacağının, İstanbul'un tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı imrendirecek bir şehir olup olmayacağının kararının verileceği bir seçim olacak. Ve biz burada 650 bin konutu dönüştüreceğimiz dediğimizde maalesef bugün yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat bu konutların dönüşmemesi gerekir diyor. Bu seçimde milletimiz, İstanbullular ya millete verdiği o sözleri hatırlamayanları seçecek ya da sen beni hatırlamadın, ben de sandıkta seni hatırlamayacağım cevabını 31 Mart'ta verecek. Ben inanıyorum ki 5 yıldır işte mevcut İBB yönetimi yüzünden çile çeken İstanbullu kardeşlerim, otogalerici kardeşlerim, hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi, Cumhur İttifakımızı rekor oyla seçecektir. Biz nasıl dün olduğu gibi bir olduysak, afetlerde milletimizin yardımına koştuysak, 1 Nisan'dan sonra da mührü aldıktan sonra her anınızda hep yanınızda olacağız. Hep bize ulaşacaksınız. Sizlerin sadece başkanı değil, aynı zamanda arkadaşı, dostu olacağız. İnşallah bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Ben sizlere Murat Kurum sözü veriyorum ve sizlerin gönül dostu olacağıma, kardeş dostu olacağıma, bu kardeşliği yapacağıma burada söz veriyorum. Var olun. Sadece İstanbul diyerek yola çıkan, İstanbul'un hizmetkarı, İstanbul'un muradı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Kurum'a, Barbas geleneksel yıllarımıza katılır.